الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
Salihler sünnesine
hatırladığın vereceğin tüm bağışla ya Rabbi. Şüphesiz ki beşeriz ve şaşarız. Sen Halik'sin, Gafursun, Kerim'sin, Rahim'sin ya Rabbi. Günahlar affedicisin. Günahlar
وَمَا
kardeşlerim. Bugün namazda okuduğumuz ayet-i kerimeler, geçen hafta bıraktığımız Nahl suresinin 70 ve 87. ayetleridir. Rabbimiz bu ayet-i kerimelerde insanlar Allah'a ortak koşmasınlar, Allah'a şirk koşmasınlar diye kainat ayetlerinden, ayat-ı kainattan, ayat-ı hadisattan, ayat-ı ayattan, Kur'an ayetlerinden, hadiselerden, ayat-ı hayvanattan, hayvanlar aleminden bize çeşitli delilleri önümüze seriyor. Diyor ki sonunda, bunları görüyorsunuz, yaşıyorsunuz da hala Allah'a ortaklar koşuyorsunuz. Allah'ı inkar ediyorsunuz öyle mi? Size rızkı veren kimdir? Vallahu faddala ba'dakum ala ba'din fil rizq. Allah rızkı kiminize diğerinden daha fazla vermiştir. Herkese eşit derecede rızkından vermiyor Allah. Bazılarına daha fazla veriyor, bazılarına daha az veriyor. Niçin? İnsanlar şımarırlar. وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. Eğer Allah bütün kullarına rızkı yaymış olsaydı, bol derecede herkese rızık verse, herkes zengin olsaydı yeryüzünde, herkes azar olurdu, azar. Taşardı, azgınlık gösterirdi insanlar. لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. وَلَاكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرِ مَا يَشَاءُ. Ama Allah herkese bol nimet, bol derecede rızkını göndermedi. Azar azar gönderdi. Bir ölçüye göre gönderdi. Bunda da bir hikmet var. Herkes zengin olsaydı kim kimin işini yapardı? Sen aga ben aga. Benim işimi kim yapacak? Benim bahçemde kim çalışacak? Evimdeki tamiri kim yapacak? Musluğu kim tamir edecek? Araban bozuk bu zaman kim yapacak? Allah bir kısmını bir kısmından zengin kılıyor ki biri diğerinin içinde çalışsın diye. Herkes her işi yapamaz ki. Bakınız ne kadar büyük bir nimet. Bu da bir nimet insanlar için. Böylece zengin zenginliğini bilsin, fakir de fakirliğini bilsin. Zenginliğe sabretmek, yokluğa sabretmekten bazen çok daha zor olur. Onun için fakir zenginliğe inlenmesin. Çok muhbiri gördüm ki güler, içi karalar, kendan görünen herkesi kendan mı sanırsın diyor Ziyan Yopan. Ben çok insanlar gördüm, çok zenginler gördüm. Sabah kahvaltısını Paris'te yapıyor. İstedikleri arabalara biniyor, istediklerini yapıyor, istediklerini elde ediyorlardı. Sen dışarıdan kalktığın zaman ne kadar mesul, ne kadar içine bir girsen, onun içini bir görsen var ya, kara diyor ki kar. Fakir yastığa başını koyup da sabaha kadar mışıl mışıl uyuyor ama zengin başını yastığa koyup koyunca sabaha kadar hesap yapar. İmrenme, Allah sana neyi vermişse senin için odur güzel olan. Allah mal vermişse hesabını da soracak. Nerede kazandın, nereye harcadın diye. Senin para yok ki hesap sorsun Allah. Sen sana verilen rızkın ne olduğunu bilmiyorsun. Sen çalış. Allah sana ne verirse o. Ona da kanaat gözler. En büyük zenginlik kanaattır. Onun için Allah rızkı kim ile diğerinden daha fazla verir. Rızık ölüm gibi insanı takip eder. Herkesin bir rızkı var.
oturup durmak, gafletle vakit geçirmek Müslümana yaraşmaz ve yakışmaz. Onun için ne Türkiye'de ne de İslam aleminde işsizlik yoktur. İşsizlik yoktur. Ama işe yaramaz insanlar vardır. Kendini işe yaramaz duruma getiren insanlar da var. Ama işsizlik yoktur. Sen çalıştın da rızkını kazanamadın ve elde edemedin. Kahve kapısında sabahtan akşama kadar oturmaktansa eline bir simit büfesi alıp satmak daha güzel. Bir limon satmak çok daha güzel. Hem ülke ekonomisine hem ev ekonomisine katkıda bulunursun. Hiçbir şey yapamazsan yol kenarlarına gidip bir meyve fidanı dikersin de insanlar, kuşlar ondan yer ne sevap kazanırsın. Niye boş boş oturup durursun ey Müslüman? فَمَنْ لَذ۪ينَ فُطِّلُوا بِرَابِّ رِزْدِهِمْ عَلَى مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ وَهُمْ ف۪ي سَوَى. Rızıktan kendilerine bolca verilenler, çok mal sahibi olanlar, evli altında çalıştırdıklarına mallarını ortak etseler ya, hadi bakalım, çok rızık sahibi, çok malı var, parası çok, evlinin altında çalışan işçilerine onu bir ortak et bakalım, ortak ediyor musun? Etmezsin değil mi? Peki Allah'a bir ortak koşuyorsun öyleyse? Halbuki o işçi kardeşi aynı köktensiniz. İkiniz de Adem'in çocuğusunuz. Kendi cinsinden olan emrin altında çalışan insanlara malını ortak etmezsin ama Allah'a aynı kökten olmadığı halde Allah'la yaratıkları çok farklı olduğu halde Allah'a ortaklar koşarsın. Ki Allah'a ulaşmak için bir takım varlıkları Allah'a vasıta kabul edersin. Ama kendi malını paylaşmazsın. Allah'a İşveren sordu peygambere. Ya Resulallah işçi çalıştırıyor. Ne vereyim ücret olarak? Kendini o işçinin yerine koy, ne almak isterse bunu ver. İşte bu. Allah bu cehaletle kimlerin yüzünü Allah size sizlerden tertemiz eşler yarattı. Güzel eşlerimiz var. Sizin için cazibe merkezi Allah'ın işaretlerinden biri de sizi cezbeden kendi cinsinizden eşler yaratması aranıza sevgiyi, şefkati, merhameti yerleştirmesidir. Şüphesiz burada da almanız gereken dersler vardır. Cazibe merkezi hanımlar. Onun için insan bir kadını seviyor. Allah kadını sevmez. İçimizden alsaydı hiç kimse kadınları sevmez, hiç kimsenin çocuğu olmaz, hiçbirimiz burada olmaz. Bu da büyük bir nimetimiz. Size Allah tertemiz eşler yaratır. Eşler zevcananeyim diye geçer duvaklarda. Yani ayakkabının iki ayakkabıya da zevçtir. İki ayakkabı. Sağ ve sola giyilen ayakkabılar. Bunlar eşit mi disiplinler? Eşit mi? Kadın erkek eşit mi? Sağa ve sola giyilen ayakkabılar eşit mi disiplinler? Eşitse sağa sola solda sağa giy bakalım eşit mi değil. Görünüşte çok eşit gibi görünüyor. Ama birbirlerinden farklı eşler bunlar. Herkesin görevi farklı. Herkesin görevi farklı. Biri diğerinden üstün değil. Her birinin kendine has özellikleri var. Tıpatıp birbirinin aynı değil. Ama birbirlerinden farklı. Sağa sola giyemezsin, solu da sağa giyemezsin.
fikirlerin benzerleri bir elmanın yarısı ama tıpatı aynısı değil. Bazı hususlarda kadının özellikleri ön plana çıkar, bazı hususlarda kadınların özellikleri ön plana çıkar. Onun için erkeğin hayvana zulmetmesi İslam'da haram, yasaklanmış. Kadın da erkeğe zulmetmez. Herkes önemli gelecek. En güzel aile erkeğin erkekliğini, kadının da kadınlık görevini bildiği ailedir. Dünyada idare edemeyecek hiçbir erkek yok. İdare edecek bir kadın varsa. Adolf Hitler'in de bir karısı vardı. Stalin'in de, Mussolini'nin de, Saddam'ın da karısı vardı. Onlar da idare hanımlarınızdan dert yanmasın. Onlar da sizden dert yanmasın. Herkes görevlerini yapsın. Ben ailede neyiz olacağım diye boşuna da tartışmayın. Bir anlaşma koyun. Bir anlaşma yapın. Kim Allah'ın dinine daha fazla yardım ediyor, kim Allah için çalışıyorsa evde o neyiz olsun bir yarış verin. وَجَعَلَ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ Allah size eşlerinizle oğullar, oğullar takdir etti. Oğlunuz var, ne güzel. Ve hafeden torunlarınız da var. Ne kadar çok seviyorsunuz onları. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَا Güzel güzel rızıklar verdi Allah size. اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُونَ Asılsız şeylere inanıp da Allah'ın nimetlerini inkar edip de Allah'ın nimetlerini inkar edip asılsız şeylere inanıyorsunuz öyle mi? Allah'ı bırakıp da göklerden ve yerden rızkın hiçbir türünü size indiremeyen bir takım varlıklara kulluk ediyorsunuz öyle mi? Onların hiçbir şeye gücü yetmez. Kalkıp da Allah'a eş değerde benzer misaller Allah şöyledir, böyle mi diyorsunuz öyle mi? Siz bilmezsiniz, Allah bilir, Allah'a böyle örnekler, misaller getirir. Allah size şöyle misaller verir, misali Allah verir. Bakınız Allah'ın verdiği misal nasıl? Başkasının boyunluğu altında yaşayan, hiçbir şeye gücü yetmeyen bir köle düşünün. Sonra kadınızdan kendisine güzel rızıklar verin. Onu gece ve gündüz kolunda dağılıkta Allah yolunda harcayan başka bir insanı daha düşünür. Bu ikisi eşit midir? Eşit değil. Öyleyse Allah'a hamd edin. Onların çoğu hakkı hakikati bilmez. Yine şu iki adamı düşünün. Onlardan birisi hiçbir şeye gücü yetmeyen, iki kelimeyi bir araya getiremeyen bir ahmak. Üstüne üstlük üstlük. Efendisinin sırtına da bir yük. Hangi işi versen onu düzgün bir şekilde sana getiremez. Böyle bir insanla adaleti uygulayan, onu yerine getiren, Allah'ın çizdiği dosdoğru yoldan giden, Allah'ın emirlerini yerine getiren insan gibi olur mu hiç? Olmaz. Yeryüzünde bir şeyin tıpatı aynısı olan hiçbir şey olmaz. Yeryüzünde birbirine benzer ağaç olmaz. Bir kum tanesi bulamazsınız birbirine benzer. Her şey birbirinden farklı. Farklılık da güzelliğimizdir. Onun için farklı farklı görüşlerde olmanız bir ihtilaftır, bir rahmet. İslam'da yerler ve nedeniler tefrikadır, tefrikadır azam olan. Yoksa senin görüşünle benim görüşüm elbette bir farklı olacak. Böylece millet, bu insanlık, bu millet yükselecek, yücelecek. Sen benim bütün söylediklerimi tasdik edersen, o zaman senin yaratın bana ne gerek var? Ben yaratmışsam yeter mi? Sen benden farklı düşüneceksin. Hepinizin yüzü benim yüzüm gibi olsaydı ben size bakmaktan nefret ederim. Bütün çiçeklerin kokusu, gül kokusu olsaydı, kokusu
dünyada yaşamak istemezdik. Ne güzel, farklı farklı dağlardan toplanmış, sanki farklı farklı renklerde çiçekleriz, kokularımız aynı. Böyle kabul edin insanları, senin gibi düşünmüyor diye insanlara hakaret etmeyin, onları hor ve hakir görmeyin. Allah dileri farklı olmamızı, irade bunun için yaratıldı. Yerin ve göğün kaybı bilgisi Allah'a aittir. O bir şeye ol dediğin zaman göz açıp kapayıncaya kadar olur, hemen, hemen gerçekleşir. Allah her şeye kadir. Allah aralarınızın karnında hiçbir şey girmezken sizi çıkardı. Doğru mu? Doğru. Anamızın karnındaydı. Hiçbir şey girmiyorduk. Allah bizi oradan çıkarttı. Sonra bize işitme duyusu olan gözümüzü, işitme duyusu olan kulağımızı, görme duyusu olan gözümüzü, akletme duyumuz olan yüreğimizi, gönlümüzü Allah bize verdi. Neden az şükredersiniz? Bakınız, kulak görmeden önce gelir. Kulak görmeden önce gelir. Çünkü işitmeme çok daha zor. Allah gözü görmeyen peygamber göndermiş, gözleri kör olan peygamber, ama peygamber göndermiş ama sağır peygamber göndermiş. Çünkü sağır olursa vahyi nasıl duyacak, nasıl dinleyecek? Yakup Aleyhisselam'ın gözleri kör oldu. Ama kulakları duyuyor. Kulaklarıyla ta Lübnan'dan Mısır'daki Yusuf'u Allah ona öyle bir burun kokusu verdi ki o kokuyla kalanlara kadar Yusuf'un kokusunu alamadı. Allah sizden bir nimeti alırsa başka bir nimeti çoğaltırsınız. Görmeyen, işitmeyen ve yolda yürüyemeyen insanlara ne diyebilirsiniz? İnsanlar günahları gözleriyle, kulaklarıyla, dilleriyle, elleriyle, ayaklarıyla işler. Onlar günah işlemeyeceği için ahirette onlar büyük bir mükafatına nail olacaklar. Hem de dünyaya benzemeyen uzunca bir hayatta. Onlar da mükafatı olacaklar. Biz de onlara bakarak ders ile çıkarız. Allah hiçbir şeyi boşuna yaratmıyor. Allah'ın yarattığını da küçümseyemez. Davud Aleyhisselam gibi dua etmeliyiz öyleyse. Ne diyordu? Ya Rabbi, hep seni zikredecek bir dille bana. Hep daim seni anacak bir dille. Hep seni şükredecek bir kalple bana. Zorluklara dayanacak, sabredecek bir bedenle bana. Ve beni hep iyiye götürecek, güzele götürecek bir saliha bir hanım ver bana. Rabbena adina fid dünya hasene. Bana dünyada da ahirette de güzellik ver. Ahirette güzellik ne diye sorulduğunda Hazreti Ali radıyallahu anh demiştir ki o güzellik saliha bir kadın. Saliha kadın. Güzellik budur demiş. Onun için Davud peygamber de bu Allah'a dua ederken şunlardan Allah'a sığınıyor. Ya Rabbi başıma kuyruk olacak evlattan sana sığınıyor. Başıma emir olacak, ehel olacak, başıma kuyruk olacak çocuktan sana sığınıyor. İhtiyarlamadan, ihtiyarlatan kadından da sana sığınıyor. İhtiyarlamadan, ihtiyarlatan kadından sana sığınıyor. Hakkını veremeyeceğin servetler de sana sığınıyor. Başıma bela olacak servetler de sana sığınıyor. Kötülüğünü, kötülüğünü gördüğün zaman insanlara yayan, iyiliğini gördüğünde gizleyen komşudan da sana sığınıyor. Duasını böyle yapmış. Biz de bu duaya amin diyor. Cumanız mübarek olsun diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Biz de bugün Cuma namazında inşallah Çarşamba'daki Rıdvanpaşa Camii'nde Cuma namazında
vaaz edeceğiz. Peki hepinizi Allah'a emanet ediyor. Bu arada bir şey daha söyleyeyim de öyle çıkın. Bir şey daha söyleyeyim. Ayaktayken de bekleyin ayakta olanlar. Büyük camimizin başlatmış olduğu geçen sene hafızlar. Hafızlar başlatmış. İlahiyat fakültesinde okuyan 21 tane çocuğu hafızlar başlatmış. Şu anda en önde giden 15. sayfayı gidiyor. İnşallah bu yaz hafız çıkaracak. Ama çok büyük talep var. 2 tane daha ev açacağız. Hemen Haziran'ın başında da başlayacağız. Evleri bulduk ama içindeki malzemeler boş. 2 evi dahi döşeyeceğiz. Bu konuda destek verecek olan kardeşlerimiz çamaşır makinesi, buzdolabı ne arzu ederse yine bize müracaat etsinler. Onları inşallah alalım. 2 ev daha açalım. Böylece dünyamızı da Allah'a